Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım çarpanlara ayırma konusunun ikinci videosundayız. Bu haftanın son videosundayız. Bir notumuz vardı ve bu nottan itibaren ikinci videoya saklayacağımızı söylemiştik. X artı A ile X artı B'nin çarpımı sevgili gençler X kare artı A artı BX artı AB biçimindedir diyoruz. Yani hemen bir örnekle açıklayalım. Şöyle diyeceksiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum. X kare artı 8x artı 7'miz varmış bakın burada. Diyeceksiniz ki ben burayı x ve x diye çarpanlarına ayırdım. 7'yi de çarpımları 7 biçiminde olacak. 7 kere 1 7'dir. Ve burada ayırdığınız çarpanlar 7 ile 1 toplamları da 8 veriyorsa eğer siz bunu bu ifadeyi x artı 7 çarpı x artı 1 biçiminde kolayca çarpanlarına ayırabilirsiniz diyoruz. Başka bir örnek. X kare artı 2x eksi 8. X'e x diye parçaladım. Burayı da artı 4 ve eksi 2 diye ayırırsanız bakın. Çarpımları eksi 8. Toplarsanız da artı 2 verecektir. O halde bunu sağlattıysanız eğer yan yana topluyorsunuz. Bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi x artı 4 çarpı x eksi 2'dir diyorsunuz. Hemen başka bir örnek. X kare eksi 2x eksi 8. O zaman ne yaparız? Bu sefer de x'e x. Bu sefer artı 4'e eksi 2 değil de eksi 4'e artı 2 derseniz çarpımları eksi 8'i toplamları eksi 2'yi verir. X eksi 4 çarpı x artı 2 biçiminde çarpanlarını bunu ayırabilirsiniz sevgili gençler. 67. sayfamıza geçelim. Başka bir notumuz. Ax artı b çarpı cx artı d'yi de sevgili gençler ac kare artı ad artı bcx artı bd biçiminde çarpanlayacaksınız. Tabii ki bu karmaşık gibi görünüyor ama aslında gayet basit. Mesela 3x kareyi sen 3x ile x'in çarpımı olduğunu biliyorsun. Şimdi benim 13 elde etmem mi gerekiyor? 13'ü elde etmem gerekiyor ama nasıl yaparım? Bak şimdi ben burayı 7 ve 2 diye çarpanlarına ayırırsam çarpımları 14. Bunların çarpımları da 3x kare. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Sonrasında diyorsun ki 3x ile 2'yi çarparım. Ne gelir? 6x. X ile de 7'yi çarparım. Ne gelir? 7x. Bunları topladığın takdirde 13x yani şurayı elde ediyorsan işte o zaman dersin ki tamam. Şu şekilde yine yan yana toplayarak 3x artı 7 çarpı x artı 2 diyerekten bu ifadeyi çarpanlarına ayırmış olursun diyoruz. Mesela videoyu durdurup şu an kendi başına bunu deneyebilirsin. Daha sonrasında devam ettirip çözümünü öğrenebilirsin. 5x'e x diye ben bunu çarpanlarına ayırırım. Şimdi bu kısma geldik. Ben bunu nasıl ayıracağım? Bunu da sevgili gençler şöyle eksi 3 ve eksi 2 dersiniz. Bakınız şunla şunu çarptık. Eksi 15x geldi. Şunla da şunu çarptık. Eksi 2x geldi. Toplarsanız eksi 17x yapar ve burayı verir. Tabii ki eksi 2 ile eksi 3'ün çarpımı da 6 yapacaktır. O halde sevgili gençler bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi 5x eksi 2 çarpı x eksi 3'tür diyebiliriz. Devam. Başka bir not. A artı B'nin küp açılımı ve A eksi B'nin küp açılımına bakacağız. Arkadaşlarım A artı B'nin küp açılırken A'nın kübü, A'nın karesi, A'nın kendisi ve A hiç yok. Soldan sağa doğru da B yok, B var, B'nin karesi, B'nin küpü ve ortalarda da bakın 1, 3, 3, 1 biçiminde ayırabilirsiniz. Şimdi tekrar edelim. Burayı sildim. Şu kısmı şöyle yapalım sevgili gençler. Silemedik. Şimdi diyorum ki birincinin küpü 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi ve ikincinin küpü. Eksili de artı eksi artı eksi diye işaret atıyorsunuz. A eksi B'nin küpü çarpı A artı B'nin küpü ifadesinin açılımını yaz demiş bize. Şimdi bunun ayrı küp açılımını yapıp da daha sonrasında bunları üstüne birbirini dağıtmak akıllıca değil. Şöyle yaparız. İkisinin de kübü varsa dersin ki bu şunla şunun çarpımının küpüdür. Yani a eksi b çarpı a artı b'nin tamamının küpüdür aslında dersiniz. Ve a eksi b ile a artı b'nin çarpımının ne olduğunu biliyorsunuz iki kare farkından. A kare eksi b karenin
Küpü sevgili gençler. Şimdi ben buna küp açılımı uygulayacağım. Birincinin küpü a üzeri 6 yapar. Artı eksi artı eksiye gideceğiz çünkü arasında eksi var. Eksi 3 çarpı birincinin karesi a üzeri 4. İkincinin kendisi artı 3 çarpı birincinin karesi, pardon, birinci çarpı ikincinin karesi ve eksi ikincinin küpü, yani b üzeri 6. İşte sevgili gençler, a eksi b'nin küpü çarpı a artı b'nin küpünün açılımı bu kısımda verilmiştir diyebiliriz. Bir de şuna bakalım, a eksi b'nin küpünü aç demiş. Birincinin küpü a küp eksi 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birincinin kendisi çarpı ikincinin karesi, yani 9b kare ve eksi 3b'nin küpü, yani 27b küp. Bunu biraz düzenleyebiliriz. A'nın küpü 3 kere 3 9 yapar. Eksi 9 çarpı a kare b artı 3 kere 9 27 yapar. 27ab kare ve eksi 27b'nin küpü bizim açılımımızdır sevgili gençler. Hocam bunları nasıl aklımıza tutacağız? Ezberleyeceksin. Yani tabii ki ezberlemene gerek olmadan da binom açılımı yardımıyla falan bulabiliriz. Pascal üçgeni yardımıyla bulabiliriz. Fakat aması var. Bu iş meşakkatli olur. Zaten ezberleyeceğin 4-5 tane formül var. Bunları ezberlersen sınav esnasında sana süre yönünden çok büyük avantajlar da sağlayacaktır. A artı 1 bölü A 4 olduğuna göre A küp artı 1 bölü A küp ifadesinin değeri acaba nedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben A artı 1 bölü A'nın 4 olduğunu biliyorum. Pekala, A küp artı 1 bölü A küp dediğimiz ifade acaba nedir? Nasıl açacağız? Nereden bulacağız? Buna bir bakalım. Öncelikle sevgili gençler, ben şu ifadenin küpünü alırsam. Birincinin küpü artı 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü 1 bölü a küp. Peki 4'ün küpü kaçtır? Tabii ki 64. Bizden istenen a küple 1 bölü a küpün toplamı. Fakat şuradakiler bir fazlalık. Öncelikle şu kısma bakacak olursanız. 3 çarpı, bak, a karenin bir tanesiyle a ile şu gider ve 3a kalır. Artı 3 çarpı, bakın şuradaki a ile buradaki a'nın bir tanesi gider, 1 bölü a kalır. Ve sen bunu 3 parantezine almayı başarabilirsen a artı 1 bölü a geldiğini de görürsün. Ve sevgili gençler, sen zaten a artı 1 bölü a'nın 4 olduğunu da biliyorsun. Burası 4'müş. 3 kere 4 12 yapar. Ve artık elinde şöyle bir şey olur. Sarıyla işaretlediğimi yazıyorum. A küp artı 1 bölü a küp artı bir de şurası 12 eşittir 64 ise bize sorulan a küp artı 1 bölü a küptü. 12'yi karşıya atarsanız 52'nin ta kendisi gelir. Cevap da budur diyebiliriz. Peki iki kare farkını gördük de iki küp farkını ve iki küp toplamını göstermeden olur mu? Olmaz. İki küp farkı, yani a küp eksi b küp, a eksi b çarpı geri kalan artılı a kare artı ab artı b kare. A küp artı b küp de burası a artı b iken arada sadece şurada eksi olacak yukarıdakinden farklı olarak sevgili arkadaşlar. Mesela demiş ki x küp 1 ve x 1'den farklı olmak üzere x kare artı x artı 3 çarpı x kare artı x artı 4 ifadesinin acaba değeri kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle x küp 1'miş ve o halde ben bu 1'i bu tarafa atmayı başarabilirsem x küp eksi 1'in 0 olması gerektiğini konuşabiliriz. Burada açılım yaparsam, çünkü burası 1'in küpüdür. X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 eşittir 0'ı görürüz. Şimdi arkadaşlar, x 1'den farklıymış. Burası 0'a eşitse ya burası 0'dır ya da burası 0'dır. Fakat şurası 0 olursa x 1 olur ama soru bize x 1'den farklı demiş. Demek ki buradan kök gelmeyecek. Demek ki şurası neymiş? 0'mış. Şimdi ben şu bize sorulan x kare artı x artı 3'ü 1 artı 2 diye yazarım. Sonra da x kare artı x artı 1 artı 3 diye yazarım buradaki 4'ü de. Ve bu sorulmuştur derim. Gördüğünüz üzere x kare artı x artı 1, x kare artı x artı 1, x kare artı x artı 1. Ve bunların hepsi de burada gösterildiği üzere 0 ve 0. 0 artı 2 2 yapar, 0 artı 3 3 yapar ve cevabımız kaç olur? 6 olur diyeceğiz. Aslına bakarsan bulmacavari şeyler.
Ve eğlenceli de. X eksi y'yi 6 olarak vermiş ve x kare eksi y karenin 9, 72 olduğunu söylemiş. X küp eksi y küp ifadesinin değeri acaba kaçtır diye soruluyor. Pekala, biraz düşünelim. Şimdi öncelikle x eksi y'nin 6 olduğunu biliyoruz. Ben x kare eksi y kareyi arkadaşım x eksi y çarpı x artı y biçiminde yazamaz mıyım? Yazarım. Ve bu kaça eşitmiş? 72. Şimdi o halde x eksi y'nin 6 olduğunu biliyorsak biz 6 ile neyi çarparsam 72 yapar? Tabii ki 12'yi. O halde x eksi y eşittir 6 ve x artı y eşittir 12 eşitliklerini kullanaraktan toplarsam ben bunları eksi y ve artı y gider. 2x eşittir 18 gelir ve x'in ben buradan 9 olması gerektiğini, aynı takdirde 9 eksi y 6 ise y'nin de buradan 3 olması gerektiğini öğrenirim. Güzel. Bana x küp eksi y küp sorulmamış mıydı kardeşim? X'in küpü yani 9'un küpü eksi 3'ün küpü sorulmuş aslına bakarsanız. Bunu isterseniz 9'un küpünü hesaplayıp 3'ün küpünü hesaplayıp yaparsınız. İsterseniz de buna küp açılımı uygularsınız. Yani 9 eksi 3 çarpı 9'un karesi artı 9 kere 3 artı 3'ün karesi 9. Bunu uygulayabilirsiniz. 9 eksi 3 6'dır. 9'un karesi 81 artı 27 artı 9. Şurası sevgili gençler 90 artı 20'den 117 gelir. Çarpı 6 derseniz cevabı bulursunuz. Yani 660'a 42 ekleyerekten yani cevabın 702 olması gerektiğini görürsünüz. Buradan da 9'un küpü eksi 3'ün küpünden de cevabı yine bulabilirdiniz sevgili gençler. 9'un küpü 729 yapar. 3'ün küpü de 27 çıkarırsanız 702'yi yine bulabilirdiniz. 67. sayfamızın da sonuna geldik ve geçtik 68'e. Bu da son sayfamız sevgili gençler. A-B'nin 9 ve B-C'nin yine 9 olduğu bilgisi verilmiş. A kare eksi 2B kare artı C kare eşittir kaçtır diye sorulmuş bize. Birazcık düşünelim şimdi. Öncelikle sevgili gençler ben bu kısmı şu A kare eksi 2B kare artı C kareyi şöyle yazayım. A kare eksi B kare eksi B kare artı C kare eşittir kaçtır diye sorsak da olur. Niye? Eksi 2B kareyi eksi B kare ve eksi B kare diye parçaladım. Sonrasında ise elimizde bir A kare eksi B karemiz bir de C kare eksi B karemiz var. Bakın burası da A kare eksi B kareydi. Ve buraya artıyı koyabilirim artık. İşte bu sorulmuş. A kare eksi B kareyi sevgili arkadaşlarım A eksi B çarpı A artı B biçiminde yazabilirim. Burayı da artı C eksi B çarpı C artı B biçiminde yazabilirim. İşte bize bu soruluyor. Pekala A eksi B'nin 9 olduğu verilmiş bize. Ve B eksi C'nin de aslına bakarsanız 9 olduğu biliniyor. B eksi C 9 ama bize C eksi B lazım. C eksi B nedir o zaman? Eksi 9'dur. O halde 9 çarpı A artı B ve artı eksi 9 çarpı C artı B lazım dedik bize. Bunların toplamı gerekiyor. İçeri dağıtırsam 9A artı 9B gelir. Şunu içeri dağıtırsam eksi 9C eksi 9B gelir eşittir kaçtır diye soruluyor ki gördüğünüz üzere 9B ve eksi 9B gider. Geriye 9 parantezinde A eksi C kalacaktır. Bu kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler gelin şunu bir güzel toplayalım. Eksi B artı B gitmez mi? Gider. A eksi C buradan 9 9 daha 18 yapmaz mı? Yapar. Demek ki A eksi C 18'miş. 9 kere 18 soruluyor bize. Yani 90 artı 72 yani 62 soruluyor sevgili gençler. Cevabımız da bu olacak diyebiliriz. Devam. Başka bir örnek. 2021 ile 2023'ün çarpımına 1 eklediğimizde bu I kareye eşit oluyormuş. Olduğuna göre I kaçtır diye soruluyor. Pekala. Şimdi ben bu 2021 ile 2023'ü çarpmak istemiyorum açıkçası. Bu tarz sorular gördüğünüz zaman mutlaka bir kısa yöntem vardır. İki sayının tam ortasında 2022 olduğunu biliyorsunuz. O halde ben 2021'i 2022-1 şeklinde, 2023'ü de 2022-1 biçiminde yazıp en sonunda 1 eklersem bunun I kareye eşit olması gerektiğini de bilirim. Bu ne işime yarar? Bak A-B ve A artı B diyebilirsin. Demek ki iki kare farkı mevcut. O halde bu aslına bakarsanız 2022'nin karesi eksi 1'miş.
artı bir de 1'imiz var. Eşittir kare. 1 ve eksi 1 birbirini götürürse 2022'nin karesi I'nın karesine eşit olduğuna göre bizim bu I değerimiz neymiş arkadaşlar? 2022'ymiş diyebiliriz. Bir diğer örnek. X kare eksi 2 x eksi 15 bölü x kare artı 4 x artı 3 ifadesinin en sağ halini bul demiş bize. Şimdi bak x kare eksi 2 x eksi 15'i çarpanlarına da ayıralım. X'e x eksi 5'e artı 3 çarpımları eksi 15 toplarsan eksi 2'yi yakalarsın. Böylelikle üst tarafımız x eksi 5 çarpı x artı 3'ün ta kendisiymiş. Bölü. Şimdi alt tarafa bakalım. X kare artı 4 x artı 3. Bunu da x'e x ve 1'e 3 biçimde ayırırsam çarpımları 3 ve toplamları 4 olacaktır. Böylelikle x artı 1 ve x artı 3'ün çarpımı biçimde yazarız. Ve sevgili gençler, çarpım durumunda oldukları için x artı 3'leri götürebilirim. Geriye sadece ne kalır? X eksi 5 bölü x artı 1 kalır. İşte arkadaşlarım, şu ifadenin sadeleştirildikten sonra en sade biçimi budur diyebiliriz. Bu ifadeler birbirine eşittir. X ne olursa olsun. Devam edelim. Sağ üstteki örnekle. X kare eksi 5 x eksi 14. Bak x'e x diye parçaladım. Eksi 7'yi artı 2 diye parçaladım. Çarpımları eksi 14, toplamları eksi 5. X x yazdım. Eksi 2 eksi 1 dedim. Çarpımları 2, toplamları eksi 3. X kare eksi 4'ü biliyorsunuz ki x eksi 2 çarpı x artı 2 biçiminde çarpanlarını ayırabilirim. Burayı da x'e x ve eksi 7'ye eksi 7 derseniz çarpımları 49, toplamları eksi 14 olur. Şimdi biraz düzenleyelim. Üst taraf, sol üst taraf nedir? X artı 2 çarpı x eksi 7'dir. Bölü. Ben de şöyle yazalım. Alt tarafta ne var? X eksi 2 çarpı x eksi 1 var. Sağ üst tarafta x eksi 2 çarpı x artı 2'miz var. Ve sağ alt tarafta x eksi 7 çarpı x eksi 7'miz var. Şimdi sadeleştirme işlemi. X eksi 7 ve x eksi 7 gider. Burada x eksi 2 ve x eksi 2 gider. Başka ne kalır arkadaşım? X eksi 7 burada kaldı. X artı 2, x artı 2. Demek ki üst taraf sevgili arkadaşım x artı 2 çarpı x artı 2, yani bunun karesi olacakmış. Alt tarafta ise x eksi 1 ve x eksi 7 çarpanlarımız kaldı. Bizim şu ifademizin en sade biçim neymiş? İşte burasıymış diyebiliriz. Geçtim bir diğer örneğe. X bölü x artı 3'ten 18 eksi x bölü x kare eksi x eksi 12'yi çıkarmış. Bu ifadenin en sade biçimini bul demiş. Öncelikle şu kısım x'e x artı 3'e eksi 4 diye ayrılırsa çarpımları eksi 12, toplamları eksi 1'dir ve verir. Şimdi bak ben burayı x bölü x artı 3 biçiminde aynen geçirdim. Eksi 18 eksi x yazdım. Bölü x artı 3 çarpı x eksi 4 dedim. Şimdi benim bunları çıkarabilmem için paydaların eşit olması lazım. X artı 3 ve x artı 3 çarpanı vardı. Burada x eksi 4 yok. O zaman x eksi 4 ile genişletirim. X çarpı x eksi 4. Eksiyi koydum. 18 artı x. Dağıttım yani burayı. Ve bölü ne geldi? X artı 3 çarpı x eksi 4'ümüz geldi. Şimdi üst tarafa bakalım. X'i içeri dağıtacağım. X kare eksi 4x artı x eksi 18 bölü x artı 3 çarpı x eksi 4. Üst tarafla biraz oynayalım. Nasıl oynayacağız? X kare eksi 3x eksi 18'dir aslına bakarsan burası. Ve ben bunu eksi 6'ya artı 3 diye, burayı da x'e x diye parçalarsam eğer, üst taraf x artı 3 çarpı x eksi 6 gelir. Alt taraf ise x artı 3 çarpı x eksi 4 gelir. Ve böylelikle son hamle olarak x artı 3'ler giderse geriye sadece x eksi 6 bölü x eksi 4 kalır. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Ve son sorumuz. Siz ne yapacaksınız artık? Matematiğin ilacı ve çözenler için söylüyorum. Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan çarpanlara ayırma konusunu bir hafta süreniz var. Lütfen arkadaşlar bitirin. Bitirdiğiniz takdirde gerçekten bu konunun kafanızda oturduğunu anlayacaksınız. Ve bu konu dediğim gibi AYT kısmında da, AYT matematik kısmında da çok fazla işinize yarayan bir kısım. Dolayısıyla sevgili gençler, lütfen sizden rica ediyorum, ödevler eksiksiz yapılsın.
1 artı 1 bölü x ve x eksi 1 bölü x ifadesinin en sade biçimi. Şu kısmı paydasını eşitlerseniz, yani bileşik kesire çevirirseniz x artı 1 bölü x gelecektir. Bölü şu kısmı paydasını eşitlerseniz x kare eksi 1 bölü x gelecektir. Ben bunları x artı 1 bölü x çarpı x bölü x kare eksi 1 biçiminde ayırırsam, bunu ters çevirdim, çarptım, haberiniz olsun. Şuradaki x'ler gider. Üst tarafta x artı 1, alt tarafta da x kare eksi 1 var. Şu x kare eksi 1'in 2 kare farkı olduğu aşikar, çünkü 1'in karesi var burada. O halde x artı 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 diye burayı da yazarsanız x artı 1 ve x artı 1 gider. Geriye de cevap olarak 1 bölü x eksi 1'iniz kalır. Bu da bizim cevabımızdır diyebiliriz. Konu hocam tam oturmadı. Videoyu izleyince yapabilirim sandım ama sorulara gelince gene tıkandım diyorsan, o halde şunu yapabilirsin. 20 net üzeri kampı takip edenler için olan, yani geçen sene çektiğim çarpanlar ayırma videosunu da izleyebilirsin. Oradaki sorular biraz daha orta ve yukarısı ama çok açıklayıcı biçimde anlattım orada da. Burayı da dinleyip bu konuya artık daha da fazla hakim olabilirsin, haberin olsun. Dediğim gibi ödevleriniz iki kitaptan da, yani hem matematiğin ilacından, sadece bunu çözenler için sadece bu kitap çözülüyor. Matematiğin ilacından sevgili gençler çarpanlar ayırma konusunu bitiriyorsunuz. Diğer kitabı da çözenler için veya sadece o kitabı çözenler için de söylüyorum. Diğer kitaptan da arkadaşlarım neyi çözeceksiniz? Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndan yine aynı konuyu, çarpanlar ayırma konusunun sorularını çözeceksiniz. Soru çözmek, ödev vermek emin olun bir külfet değil, bir zorunluluk değil, bir sorumluluk arkadaşlar. Haberiniz olsun, sorumluluğunu bilen insan çalışkan insandır ve gerçek manada başaracak insandır. Dolayısıyla arkadaşım sorumluluğunuzu yerinize getirin. Videoları izliyorsunuz, teşekkür ederim. Güzel yorumlar da atıyorsunuz. Allah razı olsun arkadaşlar. Dedim ya, izleyen sayısının çok veya az olması hiç önemli değil. Sonuç olarak ben bu videoları çekiyorsam burada ve 50 kişi, 60 kişi, 100 kişi, 200 kişi takip ediyorsa bu benim için yine de çok gurur verici bir şey arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve bol bol lütfen matematik çalışmayı da